Gece gündüz de birlikteyiz. Kültür sanat ajandamızla yola devam ediyoruz ve ne yazık ki haftaya bir veda ile başlıyoruz sevgili seyircilerimiz. Sinemamızın değerli ismi yönetmen Erden Kral'ı kaybettik. Kral Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayata veda etti. Usta yönetmen Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde, Hakkari'de Bir Mevsim gibi birçok önemli filme imza atmıştı. Erden Kral'ın ardından sinema dünyasında dünyasından dostları taziyelerini iletti, duygularını aktardı. Biz de başsağlığı dileklerimizi yineleyerek Erden Kral için yapılan paylaşımları sizlere anlatarak başlıyoruz gece gündüze. Bereketli Topraklar Üzerinde'den Kumcu Ali Yaşar'a, aşk üzerine söylenmemiş her şeyden Yolda'ya. Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kral, 80 yaşında hayatını kaybetti. TRT2'de Hülya Koçyiğit'in konuğu olan yönetmen, mütevazılıkla Metin Erksan ve Lütfü Akat gibi ustalar sayesinde sinemayı öğrendiğini paylaşmıştı. Onlar olmasaydı biz iyi filmler yapamazdık. Yani başka filmlere bakarak, Fransız filmine bakarak bize ait film yapmak çok zor. Öyle de yaptı. Filmlerinde toprağının ve o toprak üzerinde yaşayan insanın hikayesini anlattı. 1968'de Kumcu Ali Yaşar isimli yarım saatlik filmiyle başladığı sanat hayatında 1980 çıkışlı Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle öne çıktı. Orhan Kemal'in öyküsünü beyaz perdeye taşıyan yönetmen, çalışmak için Çukurova'ya gelen üç arkadaşın yaşadıklarını anlattı. Çukurova'da bahar harikadır. Gök masmavi, kırmızı topraklar yemyeşildir. Çukurova'nın bereketli toprağına 4 kilo çiğit at, 80 kilo pamuk versin. Bunların hepsi ilginç filmlerdi. Avcı da öyleydi. Bir Yılmaz Güney'e yaklaşma denemesi olan Yolda filmi de öyleydi. Daha sonra yaptığı Vicdan adlı film de benim çok sevdiğim bir filmidir. Çok üzüntülüyüm. Hala aklımda Erden abiye bir senaryo bulmak lazım, bir senarist bulmak lazım. Neyi önersem, hangisini önersem diye fikirler geçiyordu. Birkaç yıldır onun planlarını yapıp benden de rica etmişti senaryo ve senarist önermemi. Hikayelerini seyretmeye yeni nesiller devam edecekler. Zor içinde yatsınıyor. ...2008 çıkışlı Vicdan filminin başrolünde yer alan Nurgül Yeşilçay, ustasının ardından üzüntüsünü, "Çok şey öğrendim ben ve hepimiz." Türk sineması adına büyük kayıp sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Yönetmenin son dönem işlerinden yükte rol alan Tülin Özen, duygularını NTV'ye anlattı. Çok şey öğrendiğim, setteki heyecanını, gençliğini hep beraber gördüğümüz, şahit olduğumuz, herkesten önce koşan, bizim arkasından yetişmeye çalıştığımız biriydi. Sevgili seyircilerimiz, Erden Kral için 20 Temmuz Çarşamba günü Atlas Sineması'nda sinemacı dostlarının katılımıyla bir anma töreni yapılacak. Kral'ın cenazesi aynı gün Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Aşiyen Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak. Ve ajandamızdan notlarımızla da devam ediyoruz şimdi. 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 7 tenor konseriyle başladı. İlk kez Haliç Kongre Merkezi açık hava sahnesinde düzenlenen festivalin açılışında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı 7 tenor sahnedeydi. Skorda. ...13.
13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 7 tenor konseriyle başladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılından bu yana sanatseverlerin beğenisine sunulan Uluslararası İstanbul Opera Festivali 13. yılında Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen 7 tenor konseriyle başladı. Konserde Şef Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı 7 tenor sahne aldı. Rossini'den Verdi'ye, Puccini'den Donizetti'ye dünya ünlü bestecilerin eserlerinden aryaların seslendirildiği konserde tenor solistler Bülent Bezdüz, Erdem Erdoğan, Levent Gündüz, Murat Karahan, Bülent Külekçi, Hüseyin Likos ve Aydın Uçtuk ayakta alkışlandı. Festival Tosca Operası ile devam edecek. Dünyanın en önemli sopranolarından Angela Georgiou'nun solist olarak yer alacağı Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Tosca Operası, 20 Temmuz Çarşamba akşamı sanatseverlerle buluşacak. Ve ajandamızda öne çıkan diğer başlıklardan bir de haber turu hazırladık. Haber turuyla veda ediyoruz. Yeni günde buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar. Dwayne Johnson bu yıl 74.sü düzenlenecek olan Emmy ödüllerinin sunuculuğunu geri çevirdi. Johnson, teklifi reddetmesinin nedeni olarak zamanlama problemi olduğunu söyledi. Geçen ay komedyen Chris Rock'ın da Johnson ile gösteriye ev sahipliği yapmasıyla ilgili söylentiler ortaya çıkmış, ancak yalanlanmıştı. Bu yıl 74.sü düzenlenecek olan Emmy ödülleri 12 Eylül akşamı yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Oscar'lı oyuncu Julianne Moore, Venedik Film Festivali ana yarışmasının jüri başkanı seçildi. Moore, festivalin 79 yıllık tarihinde uluslararası jüri başkanı görevi yapan 9. kadın olacak. Festival, 31 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. Geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Kim Kardashian'ın sevgilisine attığı mesajlarla gündeme gelen Kanye West'in başı şimdi de yapım şirketiyle dertte. Kanye West'in konserlerinin yapımcı şirketi, yıldız şarkıcının şöhretini ve itibarını kullanarak işbirliklerinden yararlandığını, ödeme yapmadığını öne sürerek 7.1 milyon dolarlık dava açtı. Davada şirketin birden fazla talepte bulunmasına rağmen West'in ödeme yapmadığı belirtiliyor. Why is sexual harassment so pervasive and so hard to address? Hollywood'da Me Too hareketini anlatan She Said, Kadın Dedi Ki filminden altyazılı fragman paylaşıldı. Başrollerinde Carey Mulligan ve Zoe Kazan'ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Unorthodox dizisinin de yönetmeni Maria Shrader oturuyor. Brad Pitt'in de yapımcıları arasında yer aldığı film 10 Şubat 2023'te vizyona girecek. But together we may be able to help protect other people. The truth, basically. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.